Selam arkadaşlar. Adil Geziyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gülen insanların ülkesi Tayland, Pattaya ve Jomtien Beach'ten saygılar ve sevgiler. Hava bugün biraz rüzgarlı. Zaten denizin sesinden de anlayacaksınız. Bugün size enteresan bilgiler vereceğim. Turizm hakkında. Tayland'a kaç turist geliyor? Yani hangi ülkeden ne kadar turist geliyor? Ben de biraz tamam biliyordum da bu kadarına tahmin etmiyordum. Bazı arkadaşlar da abi diyor Tayland'a milyonlarca Türk gidiyor falan diyorlardı. Yani öyle değil arkadaşlar. Yani uzaktan yakından alakası yok. Şimdi Türklerin neden çok gözüktüğünün sizlere ben anlatacağım. Yani ben biraz yani şok olmadım. Biliyordum da yani bu kadarını da tahmin etmiyordum. Ama neyse ya, anlatmayayım da bu Türklerle alakalı yani Türkiye'den Tayland'a ne kadar Türk turist geliyor onu videonun sonuna bırakacağım. Şöyle biraz heyecan olsun diyeyim. Evet, şimdi Tayland'a hangi ülkeden ne kadar turist geliyor? Başlayalım. Şimdi Tayland'a gelen turist sayılarını iki bölüme ayırmamız gerek. Yani bir, pandemiden önce yani Covid'den önceki gelen turist sayısı, bir de Covid'den sonraki gelen turist sayıları olmak üzere iki bölüme ayıracağım. Covid'den önce genellikle şöyle bir global olarak ele aldığımızda dünyanın hangi ülkesine daha fazla turist gidiyor? İnanın şimdi ben size desem ki dünyanın en çok turist giden ülkesi Fransa desem çoğunuz inanmayacaksınız ama maalesef öyle. Pandemiden önce bakın şöyle ben aldım. Yalnız arkadaşlar bu bilgiler benim kendi kafamdan uydurduğum bilgiler değil. Bu bilgiler Tayland'ın İçişleri Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan tam ofisiyel bilgiler. Yani Tayland Turizm Bakanlığı'nın yani ki Tayland'a ne kadar hangi ülkeden ne kadar turist girmiş onun bilgileri. Yani öyle kafadan atma falan değil. Aynı bizim Türklerin Tayland'a milyonlarca Türk gidiyor dediği gibi uzaktan yakından alakası yok. Şimdi size anlatayım. Şok olacaksınız. Dünya genelinde en fazla turist alan birinci ülke Fransa ki rekor olarak yazmıştım. Yanıyorsam Fransa'nın rekoru şura bura 89 milyona yakın ve ikinci sırada da İspanya geliyor. Yani Türkiye bu sıralamada 4 ile 7. sıra arasında geliyor. Bazen 4, 5, 6, 7 oluyor ama genel olarak böyle bu pandemiden önce. Bir de pandemiden sonra. Şimdi Fransa falan öbürleri bizi pek ilgilendirmiyor. Tayland'a gelen. Şimdi biliyorsunuz bir 2019'dan önceki var. 2022'den sonra yani bu pandemi 2 senelik bir olayı bırakıyoruz. Çünkü o arada biliyorsunuz çoğu yer kapalıydı ki Tayland daha fazla kapalı kaldı. Yani Türkiye'de bir sene her yer kapalı veya sokağa çıkma yasağı varsa Tayland'da 2 seneyi geçti. Yani o yüzden şimdi turist sayısına. Bu pandemi dolayısıyla yani 2022'den sonra Tayland'a en fazla turist gönderen biliyorsunuz Çin. Hiç tartışılmaz 10-11 milyon. Bu pandemiden önce. İşte ikinci sırada Malezya gelir. Ondan sonra işte Çin, Güney Kore, Hindistan, Rusya gider. Pandemiden sonra 2022'de zaten pek fazla bir turist sayısı olmadı. Şimdi 2023 yılı yani pandemiden hemen sonra size söyleyeyim. Pandemi dolayısıyla Tayland'a en çok turist gönderen ülke Malezya. Ne kadar biliyor musunuz? 4.563.000 turist. Niye Malezya? Çünkü Tayland'da 8 milyon Müslüman var ve bunların genellikle hepsi Male geçer. Yani Malezya asıllıdır. Bir de Malezya sınır olduğu için ve bir de kültür olarak ne kadar bir taraf Müslüman, bir taraf Budist olsa da bir ortak yönleri var. İkinci Çin. Pandemi dolayısıyla onu söyleyeyim. 3.519.000. Üçüncü kim biliyor musun arkadaşlar? Güney Kore ne kadar? 1.658.000. Bunlar hemen pandemi ve pandemiden hemen biraz sonra 2023 yılı. Ondan sonra 1.626.000 ile Hindistan. Evet. Ondan sonra 1.481.000 turistle Rusya. Yani Türkler Rusya'dan kaçıyor arkadaşlar.
burada Rus arkadaşlara görüşüyoruz. Gerek Türkiye'nin ekonomik şartları, paranın veya şeyin biraz düşmesi, biraz da Türklerin Ruslara karşı olan, yani kendi demelerine göre agresif tavırları, Rusları Türkiye'den kaçırıyor. Yani onların sorunu. Şimdi gelelim 2024 yılına arkadaşlar. Şimdi 2024 yılına gelmeden önce 2022'de biliyorsunuz hemen pandemiden sonra, yani 2022'de gelen turist sayısını size söyleyeyim mi? 2022'de ne kadar Türk turist geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece 27 bin. Bakın 2020'de Tayland'a gelen turist sayısı, evet, 27 bin sadece. 2023'te gelen turist sayısı, yani pandemi bittikten sonra, yani geçen sene gelen sayı ne kadar biliyor musunuz? 62 bin. Bakın sadece ve sadece 62 bin. Diyeceksiniz ki ya bir tarafta 1,5 milyon ya 1 milyon 600 bin Hindistanlı turist veya Güney Koreli Rus turist, ki 1,5 milyon civarında, Türklerden sadece 2023'te 62 bin turist mi diyorsunuz? Evet. Evet. 2023 yılında Türkiye'den gelen turist sayısı sadece ve sadece 62 bin arkadaşlar. Tamam, 2024'de daha yeni girdik. Ha, 2024'teki Tayland'ın hedefi 70-75 bin bir Türk turistini çekmek. Aslında hedef 100 bin falan diyorlar da, eğer 70-75 bin gelirse iyi diyorlar. Bir de ekonomik krizi de koyuyorlar. Şimdi bana diyeceksiniz ki ya öyle bir şey olur mu? Ben Pattaya gittiğimde sağa bakıyorum, sola bakıyorum, yukarıya bakıyorum, aşağı bakıyorum, öne bakıyorum, arkaya bakıyorum. Türkleri görüyorum. Evet. Evet. Niye biliyor musunuz? Çünkü Türklerin %99,99'u Pattaya'ya geliyor. Onun için Pattaya'ya geldiğinizde sadece Türkleri görebiliyorsunuz. Yani 1,5-2 milyona, şu anda 2023'te 2 milyondan fazla bir Hindistanlı var. Bakın 2 milyondan. Ama Türklerde az değil. 62 binli. Ama Türklerin hepsi Pattaya'da arkadaşlar. Ha, yalnız şunu söyleyeyim. Hepsi derken, Phuket'e giden var, Bangkok'a giden var. Arkadaşım birisi yazmış, Adil Bey yalan söylüyorsun, ben Chiang Mai'ye gittim. Ulan Chiang Mai'ye ben de gittim. Tabii ki Chiang Mai'ye giden de var, Chiang Rai'ye giden var, farklı ülkelere giden var. Oraya birkaç gün gidip geliyorsunuz yine Pattaya. Yani önemli olan, yani sizin bir kişinin, 10 kişinin, 20 kişinin Pattaya gitmesi değil. Şey, Chiang Mai'ye veya farklı bir yere, Phuket'e, Hua Hin'e gitmesi değil. Burada önemli olan genel olarak Türklerin yeri Pattaya. O yüzden ben mesela videolarım var. Daha önce de söyledim. O tarihi yerlere gittim. Ayutthaya olur işte, Samut Prakan olur. Ben ne bileyim işte, yani Kanchanaburi olur, Chantaburi olur. Bir tane Türk'e rastlamadım. Türklerin genellikle %99'u Pattaya, ondan sonraki bölümlerde Phuket, Bangkok'a gittiği için Pattaya'da sadece Türkleri Pattaya'da görebiliyorsunuz. Onun için Türklerin sayısı çok. Arkadaşlar 2023 yılında Tayland Turizm Bakanlığı'nın, ki Tayland'a giriş biliyorsunuz sonunda kim ne kadar ülke girdiyse herkesin listesi var. 2023'te Tayland Turizm Bakanlığı'nın verdiği bilgiler 62 bin Türk var. Öyle dediğiniz gibi milyonlar yok arkadaşlar. Bırakın milyonları, 100 bin bile yok. Ama Türklerin çok kalabalık görünmesinin sebebi dediğim gibi hepsinin Pattaya'ya gelmesi. Şimdi bazı arkadaşlar konuşuyoruz. Abi ben 20 defa Tayland'a gittim diye. Ya dedim sen 20 defa Pattaya gittin. Evet ya, ama orası da Tayland. Evet. Evet. Pattaya da Tayland da. Yani Pattaya'dan başka Tayland'ın bir şehri yok mu? Niye? Çünkü biz eğlenceyi seven milletiz. Yani dediğim gibi 2024'te Çinler yine şu anda 2024, zaten son videolarıma bakın. O grup olan binlerce, yüz binlerce Çinlileri göreceksiniz. Çinliler yine 10-11 bin milyonu bulacak. Yani 10-11 milyonu rahatlıkla geçecek. Çünkü Çin'de Covid olayı falan bittiği için. Bir de Tayland'la Çin'in arasında büyük bir ticari anlaşma var. Zaten diğer videolarda da söylemiştim.
Yani 2024'te Çin'in hedefi yine 10-11 milyon. Ondan sonra işte Malezyalılar geliyor. 4,5-5 milyon. Ki ondan sonra Güney Kore, Hindistan ve Ruslar. Diğer Avrupa ülkeleri şöyle söyleyeyim, işte Almanya'dır, Fransa'dır, Hollanda'dır, İsviçre'dir. Ha, burada devamlı var. Yalnız Almanların veya Avrupa ülkelerin standart bir şeyi var. Örneğin işte en fazla işte Almanlar veya İngilizler, Avustralyalılar ki 500 bini geçmez. Yani hiçbir zaman milyon olmamıştır. 500 binle 150 bin arasında oynar Avrupa ülkeleri. Ama onlar devamlı gelen millet. Yani Almanlar olsun, İngilizler sürekli devamlı gelip ve burada yaşayanlar çok. Yani demek istediğim arkadaşlar, yani bazı arkadaşlarımızın milyonlarca Türk gidiyor Tayland'a demesinin sebebi bu arkadaşlarının hepsinin, Türklerin hepsini Pattaya'da görmesinden zannediyor. Millet zannediyor ki Pattaya'ya bu kadar Türk gelirse diğer yerlerde de gelir. Maalesef diğer yerlerle alakası yok. Yani onu da söyleyeyim. Evet, enteresan bilgiler değil mi? Enteresan, evet. Şimdi size enteresan bazı şeyler de söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz her pazar günü, bundan sonra her pazar akşam 6'da yine YouTube kanalımda canlı yayın. Ve bundan böylece her çarşamba günü yine akşam 6'da Tayland saatiyle yeni videolar yüklüyorum. Biliyorsunuz bunun haricinde daha önce de söylemiştim, belgeseller falan yapıyorum farklı kanallara. Şimdi diğer kanallarla bir görüştük, bir karar aldık. Kendi şirketimi kuracağım, yani çekim şirketimi. Şöyle reklam şirketi olarak geçiyor ama tabii reklamdır, belgeseldir, röportajlar falan çekecek. Bu sene sonuna kadar inşallah olur. Çünkü diğer yani yine aynı o şirketlerle çalışacağım. Onların bir ara taşeron firması olarak diyoruz değil mi Türkçe? Evet, yani bir nevi yardımcı kolları. Yani onların ekiplerini buradan göndermeyecekler. Sadece spiker olarak gelecekler. Ama diğer ekip şeylerini ben burada kendi, belki yine eski AMY, yani Adil Müzik Yapım Prodüksiyon olarak kullanırım. Belki de değiştireceğim ama yeni yıldan itibaren yapacağım videolar olsun, belgeseller olsun, diğer şeyler olsun. Bunların hepsini kendi şirketim olarak, bakalım yeni bir isim de düşünüyorum belki. Çünkü önceki Adil Müzik Yapım Prodüksiyondu. Belki aynısını kullanırım, belki de farklı. Ama bundan sonraki videolar biraz daha farklı. Hem belgesel tarzında hem de biraz daha farklı içerikler üreteceğim. Evet, bugün ben fazla uzatmayayım. Şöyle az ve öz olsun. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Bir defasında çektim böyle yürüyerek. Bu Comtien tarafı gördüğünüz gibi çok dalgalı ve felaket rüzgar var. Böyle yürüyerek gezdiğim için konuştum. Çoğu yerlerde rüzgar sesimi bastırmış. Yani ben bile duymakla zorluk çekiyorum. Onun için o videoyu komple sildim. Böyle oturdum. Rüzgarı da arkama aldım ki mikrofonda ses çıkıp rahatsız etmesin diye. İkinci çekiyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyeyim. Tabii bu arada abone olmayı sizden ricam, eğer bildirim zillerini açarsanız videom geldiğinde size bir bildirim gelsin. Yorum yapın. Ben her türlü yorumu açayım. Yalnız belden aşağı yorumlar olmasın. Zaten engellerim, onu söyleyeyim. Her türlü yorumu açayım. Yorum yapın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Abone olmayan arkadaşlarınız varsa abone etmeye çalışın. Eğer dinleyip de abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursanız sevinirim diyorum. Daha farklı, daha güzel ve daha enteresan güzel videolara görüşmek üzere. Tayland Pattaya, Comtien Beach'ten herkese saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ne diyelim? Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşça kalın.